Geldik bültenin en terbiyesiz haberine. Sorumlusu biz değiliz. Sorumlusu biz değiliz. Bu habere ne başlık bulalım dedik. Siyasetten, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir haber bu. Genel kuruldan. Bir tarafta Sırrı Sakık'ı görüyorsunuz. HDP milletvekili. Diğer tarafta da Celal Adan'ı görüyorsunuz. O da farklı bir koltuğa oturmuş. Yani başkan vekili. Meclisin o oturumunu yönetiyor. Celal Adan'la MHP'li. Dedik ya terbiyesiz bir haber. Neden? İçinde çünkü hakaret var. Ve dedik ki bu habere ne diyelim, ne diyelim, nasıl başlık bulalım? Dedi ki Duygu, iyi habercidir. Dedi ki Duygu, bu haber dedi beni çok utandırdı. Bu habere dedi, bipli haber diyelim. MHP'li Meclis Başkan Vekili Celal Adan'la HDP Milletvekili Sırrı Sakık arasında Meclis Genel Kurulu'nda yaşandı tartışma. Mikrofon açık kalınca Adan'ın küfürü genel kurulda duyuldu. HDP Milletvekili Sırrı Sakık Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir grup toplantısında kullandığı Kürdistan ifadesini hatırlattı. Mustafa Kemal Kürt vekillerini çağırırken Kürdistan milletvekili diyordu. Bunu Sayın Erdoğan söylüyordu ve doğru söylüyordu. Biz de bunun altına imzamızı atıyoruz. Bu ifadelere Meclis Genel Kurulu'nu yöneten MHP'li Meclis Başkan Vekili Celal Adan'dan tepki geldi. Buradan herhangi bir polemiğe girmek istememekle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, merhametine kurşun sıkıp askerlerimizi, polisimizi, doğuda, güneydoğudaki vatandaşlarımızı şehit edenlere ve onların adı PKK iken bir milletvekili Türk askerini PKK tükrükleriyle boğar deseydi bu meclisten canlı çıkamazdı. Mustafa Kemal'in devleti kurduğu dönemlerde. Sakık da yanıt verdi Adan'a. Ama benim söylediklerimi götürüp PKK ile özdeşleştirmeye, o noktaya çekmenin hiç kimseye bir yararı yok. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından genel kurulda bir ses duyuldu. Mikrofon açık kalınca Adan'ın küfrü genel kurulda diğer vekiller tarafından da işitildi. Jet tepki geldi Adan'a. İstifaya davet edildi. Celal Adan, meclis başkan vekilliği görevinden istifa etmelidir. Ağza alınmayacak bir hakaretin sahibi olarak o koltukta oturmamalıdır. Sayın meclis başkanını da bu konuda gereğini yerine getirmek üzere göreve çağırıyoruz. Şimdi gelen mesajlar var. Ne hakaretidir ne P ile başlayan hakaretten devamını istemeyin benden. Yapamam çünkü bunu.